Neydi? Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu ama soldan sağa 4 harfli. Yani aşk olmuyor mesela. Ay ne acaba bu? Sevi, sevi, aç gibi. İşte. Aa, dur bakayım. Sevi. Ay vallahi oldu. Aşk olsun sizde. Maşallah her şeye hakimsiniz Sevgi Usta. Sevgiyi bilmez miyim ya? Ay Fidan. Ay kızım sen niye kalktın söyleseydin ben yapardım çocuğum ya. Olsun Ayten abla yat vallahi. Sıkıldım. Alışkın olduğum bir şey değil, elim oyalansın. Kızım sen asıl onu bana sor. Ya ben burada yapışmış kalmışım bu koltuğa ya. Vallahi buradan beni ameliyatla sokacaklar diye çok korkuyorum. Ay Tevfik Usta, aşk olsun. Söylesene bana, ben seni dışarı çıkarırım. Sahi mi söylüyorsun? Herhalde aşk olsun, çıkarırım tabii ya. Çıkarız şöyle sahile ineriz, bir deniz havası alırız. Tamam yani o zaman şey yapalım, şeyde gelsin mi? Fidan, sen de gel bak, hem iyi gelir. Ha? Senin de havan değişir. Ben dikişliyim. Ben, acı var bende. Siz baş başa gidin, alın havanızı. Ne var ki bunda? Doğal sonuçta baş başa yani. Tamam o zaman. Dönüşte bizim veletleri de alırız kreşten. Ay harika. Bence 10 numara bir program oldu bu. Tamam ben gideyim o zaman, bir rahat giydiğiniz palto var ya, dolaptan onu çıkartayım. Hadi geliyorum şimdi. Hadi bakalım. Filan, niye geliyorsun? Hiç. Tevfik amca, hiç. Bak, Aytin Hanım benim arkadaşım. Tamam mı? Yani aklına başka bir şey getirme. Gelmez. Hiç niye gelsin ki canım? Baş başa çıkmakta ne var? Siz baş başa gidin. Ben de sandalyelerinizi hazırlayayım sizin Tevfik amca. Hani Ayten ablayla... Tamam. Şöyle vereyim ben sana. Şimdi Ayten abla gitti sen. Gelir ama birazdan. Bak. Yok Tevfik amca hiçbir şey demedi. Hadi bakalım. Ya ne zahmet ettiniz. Zahmet olur mu hiç? Hadi yine iyisin Feryan Sultan. Hep derdin bir kız torun istiyorum, kız torun istiyorum diye. Hülya sayesinde o da oldu. Hülya bir dahakine ufaklığı da getirirsin değil mi? Tabii. Getir. Hem bizde kalırsınız. Halil'imin emanetisiniz siz bana. Yalnız değilsiniz ki artık, biz varız. Bak görüyor musun Halil'imi? Gitti ama bize ne hediyeler bırakmış. Hiç. Vallahi hiç de belli etmedi bize aile babası olduğunu. Öyleydi o. İçine kapanıktı. Bize yük olmasın diye yapmıştır, korkmuştur. Muhakkak öyledir anacığım, muhakkak. Ay kek vardı dünden, onu getireyim ben. Zahmet etmeyin. Zahmet olur mu hiç, öyle söyleme. Sen bizim evin kızısın artık. Çok teşekkürler. Hülya. Teşekkür ederim. Anneme olanları anlatmadığın için. En azından Halil onun hatıralarındaki gibi kalacak. Sağ ol. Anne size afiyet olsun. Benim biraz dışarıda işim var. Nereye oğlum? Geç gelmem anne. Merak etme İlya, görüşürüz. Hadi güle güle. Görüşürüz. Ay biz de Hülya'yla şimdi torunumun fotoğraflarına bakarız. Ay. Üşümediniz değil mi Tevfik Usta? Yok, iyiyim ben. Siz? Yok, ben de üşümedim. Yani hava öyle çok iyi değil de olsun, çıktık dışarıya, bir iyi oldu. Bak, görüyor musun? Bak, hale bak. Onca yıllık emeğin bak ne hale geldi, bak. Şuraya bak Allah aşkına, görüyor musun? Gördüm. Görmez miyim? Vallahi içim parçalanıyor. Parçalanmaz mı ya? Hiç yani onca yılın emeği insan özler. Özlemez olur muyum ya? Hem mutfağı, hem lokantayı. Hem yemek yapmayı. Gidelim buradan hadi. Tamam moralini bozma sen. Sen şimdi çayın yanına ne yiyeceğiz onu düşün ya. Of tamam. Bak çıktık. Oh mis. Kim bu ya? Merhaba Fidan. Müsait miydin? Müsaitim. De Yasemin yok ama. Yok ben
Zaten seninle konuşmak istedim. Tamam, buyur gel. Sağ ol. Bir şey içer misin? Hayır, sadece bir şey konuşup gideceğim. Buyur böyle. Geldi. Fidan, sana bir şey soracağım. Ama ne olur doğruyu söyle. Ne oldu? Halil. Ne yaptı size? Bak, yüzünden belli. Bir şey yapmış işte. Ama ne yaptı öğrenmem gerek. Bak, polis olarak falan sormuyorum ha. Açığa alındım ben. Polis değilim artık. Sorguda falan değilsin yani. Niye öğrenmek istiyorsun o zaman? Kuzenim de. Ayrıca Yasemin. Yasemin'i çok seviyorum ben. Biliyorum. Atlatamayacağım bu olayı. Ama yine de öğrenmek istiyorum. Bilmem gerek. Halil, ne yaptı size de öldürdünüz bu çocuğu? Hoş geldin. Ben yemeğe bakayım. Tuvalete gideyim o zaman. Sen de tuvalete gitsin Ana abi. Toprak. Ben de gideyim. Toprak, gitme ne olur. Yasemin, zaten gelmemem gerekiyordu buraya da. Dedim belki. Belki ne? Belki içim rahatlatacak bir şey. Tutunacak bir dal. Belki birisi bana bir şey anlatır. Dedim ama... anlatmayacağınızı tahmin ettim. Rahatsız ettim, kusura bakmayın. Yasemin. Rengin olmasa... rengin olmasa her şeyi anlatırdım Fidan. Ben onu çok seviyorum. Biliyorum güzelim. Biliyorum. Sakin. Tamam. Zehra. 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 Kalktı yine seninki, baksana. Ay, o kadar ilaç içti, niye uyandı ki şimdi? Zeban işte uyanıyor gece yarısı. Zehra! Git bak şuna hayatım, gözünü seveyim. Sen şu yemeğe bak. Tamam. Zehra! Neriman Hanım, ne oldu ya? Neredesin sen ya? Şey, aşağıdaydım, ne oldu, iyi misiniz? Nasılsın? Sen bana ne verdin? Ne vereceğim ben işte? Ben değiştim. İlaçlarınızı verdim işte. Ne ilacı ya? Sen bana başka bir şey verdin. Bak ben daha gece olmuş ya. Ben böyle uyumam kızımla. Sen bana ne verdin? Ha? Ben ne vereceğim? Söylediğiniz o pembe ilacı verdim işte. Ay hakkı, siz çok nankörsünüz. Bunca zaman bu evde, ondan sonra beni uyutup... o zaman her şeylerimi alacaksınız, götüreceksiniz değil mi? Aşk olsun. Ben tanımaz mıyım sizi ya? O pısırık kocamla da. Hadi gidiyorsunuz. Birkaç güne sonra derhal gidiyorsunuz. Nereye gideceğiz Neriman Hanım? Ne diyorsun? Hiç ilgilendirmez. Hiç. Bizim gidecek hiçbir yerimiz yok ki, biliyorsunuz. Hiç ilgilendirmiyor. Ah.
Ah. Hasan. Ne oldu hayatım? Ne oluyor ya? Hasan. Ne oldu? Kovulduk. Ne? Allah'ım ya Rabbim ya. Sana demiştim bunlar kapının önüne koyarlar bizi diye. Şimdi de defolun gidin diyorlar. Nereye gideceğiz? Ne bileyim ben, cehennemin dibine herhalde. Bunlar anne oğlu iyice kafayı yedi. Bir gayipten sesler duyar, biri beni öldürüyorsunuz da. Ya bir de iftiraya uğramadığımız kalmıştı. Tamam hayatım, tamam, canını sıkma ya. Bakarız çaresine. Biz ne zaman aç kaldık hayatım? Hallederiz, tamam mı? Canını sıkma. Zehra. Ben ne yapacağım bilemem. Ne yapacaksın? Ne yapıyorsun sen? Hayatım ne oluyor? Kovulduk diyorsun şimdi bu. Sen de mi iyice kafayı yedin Zehra? Dur ya, ne yapıyorsun? Dur. Böyle mi intikam alıyorsun kovan adamlardan? Ne yapıyorsun? Sen de mi kafayı yedin hayatım? Burada çok kaldık biz. Gözünü seveyim, gidelim köyümüze dönelim ya. Sen sakin ol, tamam mı? Ben anlayacağım. Sen peki emin misin bu işten Ayten abla? Yani niye emin olmayayım ki? Emin olmayacak ne var? Yani ne bileyim, Tevfik Usta'nın ipiyle kuyuya iniyorsun, o yüzden soruyorum. Ay Yasemin, sen de yani abartmayacak, kazıyorum göm moduna soktun adamı be. Tövbe de be. Bir kere senin baban hala cin gibi, zehir gibi çalışıyor kafası. İyi, sen bilirsin. Ben de yardım ederim size. Ay Fidan, sen hele bir iyileş güzelim, bir sağlığına kavuş ya tam anlamıyla. Şey peki, bu sizin şahane iş hayatına atılma fikrinizden Sinan abinin haberi var mı? Henüz yok, biliyorsun küsler, biri 14, biri 12 yaşında olduğu için. Ya iyi hatırlattın ha, ben bir gidip bakayım bunlar salonda ne yapıyor iki küsler. Ay, hadi git. Ayten abla çok komik. Bir şey mi titriyor? Bu kim ya? Açma, açma. Dur bakayım. Alo? Zehra Hanım? Evet. Yarın sabah. Nerede? Biliyorum orayı. Tamam. Tamam, görüşürüz. Zehra aradı. Yarın sabah buluşacağız. Her şeyi anlatacağım dedi. Sahiden mi? Evet. Kendi kulaklarımla duymasam inanmazdım ha. Ben sana dedim değil mi? Ben sana dedim değil mi? Ne anlatacak acaba? Olayı işte. Umarım anlatır dürüstçe. Ay Özlem'i bir görsen, nasıl tatlı, nasıl güzel, tombik tombik. Hülya getirecek onu zaten. Oğlum sen beni dinlemiyor musun? Hı? Özlem diyorum. Ha evet anne, Özlem. Halil de ne alem çocuk ya. İnsan bir gelip tanıştırmaz mı? Serseri bu çocukken de böyleydi. Anne tamam ya. Yeter artık Halil, Halil. Allah rahmet eylesin. Tamam. Neyin var senin? Bir şeyim yok anne, yorgunum sadece biraz. Yorgunum. Kapıştır herhalde, baktım ben. Abinim. Ya Brutus, ne işin var lan senin burada? Abinim, sizle konuşmaya geldim. Gel yemek yiyoruz. Ha, yok ben işte kokoreç gömüp geldim abi. Rejim vardı, ne oldu? Rejimi bıraktım, bazı orada can sıkıcı konular oldu. Neyse, amirim esas benim size anlatacaklarım var, neler oldu. Ama beni anne duymasın, bir yalnız konuşalım şurada. Anne ben geliyorum hemen. Neler oldu neler? Müdürü paketlediler. Bugün savcı geldi, aldı götürdü. Savcı mı aldı götürdü? Aynen öyle. İyi, güzel haber de. Yani savcının nasıl haberi olmuş? Kim ihbar etti ki bu herifi? Ama amirim. Hadi canım. Yemin ederim. Ben sizi bugün öyle giderken gördüm ya, içimden bir şey parçalandı. Aferin lan Brutus. Sağ ol lan. Delikanlı çocukmuşsun. Sağ ol. Da tabii bir şey yine de kafamı karıştırmıyor değil. Buyurun. Neden bütün bunları ben kafa atmadan önce yapmadın? Şimdi ben kafa attım gittim. Müdür de gidiyor. Acaba
müdür olabilmek için ikimizin de ayağını kaydırmaya çalışmış olabilir misin? Ama amirim ya. Şaka lan şaka. Dedim ya amirim. Ya sizi öyle gördüm ya. Ya benim bu olanlara canım çok sıkıldı. Ve cesaretimi topladım. Gerekeni yaptım. Şimdi bu müdürü paketleniyor. Girecek hapse. Siz de mesleğe geri döneceksiniz. Kısmet seni kısmet. Bakacağız. İnşallah. İnşallah amirim. Ben gideyim o zaman amirim. Perihan'ın da selam söyleyeyim. Tamam lan. Çok mutluyum abi. Bana bir daha anlatsana da şunu. Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Adam anlamıyor ya. Anlamıyor işte. Ya söyle şunu Allah aşkına. 50 defa anlattık be. Ayten Hanım, ustaya söyleyin. Geçen seferki gibi başarısız olmayalım diye, sonumuz aynı olmasın diye söyleyin. Asıl sen ona söyle Ayten'cim. Geçen sefer en çok gaza gelen kendisiydi. Ayten Hanım, ustaya söyleyin. Ama yeter. Yeter ama yani. Hani bana da godigodiler geliyor ya, ben de insanım ya. Aa, hay aşk olsun. Şurada bir atılım içindeyiz, bir iş kuracağız. 3 kuruş para kazanmanın derdindeyiz. Ben buraya gelmişim hevesli hevesli. Sizin şu yaptığınıza bak ya, yakışıyor mu hiç? Vallahi böyle devam edeceksiniz, ben ayrılıyorum ortaklıktan, yok. Tamam, tamam. Tamam Ayten Hanımcığım, vallahi ben yani senin sırf güzel hatırın için yani. Yoksa bu herifin umurumda değil yani. Al benden de o kadar, başarılı olalım diye yani. Tamam, harika. Hadi bakayım, öpüşün de barışın, böyle olmaz. Sinan, hadi. Tevfik Usta'nın elini öp hadi. Aa, olmaz öyle. Şöyle ya. Aa. Ben geldim. Aa, hoş geldin. Bücürler okula bırakıldı. Asayiş Berkemal, hazır mısın sen? Hı-hı. Biz de çıkıyoruz. Ya nereye gidiyorsunuz yine ya? Bir yere değil baba ya. Kıza bir temiz hava aldıralım. Şöyle bir yeni çıktı hastaneden. İyileşsin, şifa olsun. Ha. Biz de bunu yedik yani. Sen kal abi. Şey Yasemin, heh, çok üşütmeyin, dışarıda kalmayın da daha taze yarısı enfeksiyon kapmasın. Tamam tamam, merak etme, merak. Hiçbir şey olmaz fidanıma benim. Hadi. Yasu, ben de geleyim. Allah'a geç. Sen kal ha. Nerede kaldı bu ya? Ağız mı geçti acaba ya? Ağzından yel az. Zaten çatlıyorum meraktan ne anlatacak diye. Aa geldi, Allah geldi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bir şey içer misin çay? Yok, söyleyeceklerimi söyleyip gideceğim zaten. Evet, söyle. Bu Neriman Hanım seni niye susturmak istiyor? Burada anlatacaklarımızı benden duyduğunuzu kimseye söylemeyeceksiniz, tamam mı? Tabii ki canım. Yani bizim derdimiz ne olduğunu öğrenmek zaten. 20 yıl önceydi. Beyhan Bey, yani Rutkay Bey'in babası o zaman hayattaydı. Neriman Hanım'la çok kavga ederlerdi ama öyle böyle değil. Normal kavga değil yani. İşte bir gece yine bağırışmalar, çağrışmalar. Ben de aşağıdayım, duyuyorum tabii ki. Her zamanki kavgalar dedim. Çok da önemsemedim ne olduğunu. Bu gece tuhaf bir şey vardı. Bir anda sesler kesildi. Ben de garip bir şey olduğunu anladım. Koşarak yukarı çıktım. O gördüğüm manzarayı hayatım boyunca unuttum. Toprak gel. Ah. Hoş geldin. Evet kızlar, ne oldu? Biz bu Rutkay hakkında yeni bir bilgi daha edindik. Neymiş? Rutkay babasını öldürmüş. Ne? Sadece bununla da kalmıyor. Öldürmüş, sonra bahçedeki ağacın dibine gömmüş adam. Hadi canım. Kim diyor bunu ya? Zehra abla var. Zehra işte. Bizim konakta çalışıyordu yıllardır. Onlarla yıllardır çalıştık, şahit olmuş bu olaya.
denli bir manyak olabilir mi bu herif ya? İşte biz de düşündük ki hani bunun doğru olup olmadığını anlayabilmek için şey diye düşündük. Ha, bahçe kazdıracaksınız bana. Polisin, sen yapabilirsin diye düşündük. Değilim. Açığa alındım. Niye açığa alındın? Müdüre kafa attım. Ay eline sağlık. Ne acayip bir adamdı o ya. İyi tamam. Halledeceğim ben bu işi. Ne zaman yapacaksın? Akşam. Ben de. Dikkatli ol, olur mu? Tamam, sağ ol. Toprak. Fidan'ı eve bırakıp biraz konuşsak olur mu? Olur.